Hello friends, welcome to Sıfırdan İngilizce by Ali Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar daha önce işlediğimiz simple present tense konusunu bir özet olarak tekrar hatırlatma yapacağız. Daha fazla ayrıntı isteyen arkadaşlar, anlamayanlar, daha yeni öğrenmeye başlayanlar, sınavlarına çalışanlar sağ üst köşede koyacağımız linkten girerek simple present tense'in yani geniş zamanın simple present tense geniş zamanda sağ üst köşeye basarak linke oradan bunun daha ayrıntısını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Simple present tense biliyorsunuz geniş zamanda buna present simple tense de deniyor. Present simple tense de simple present tense. Şöyle cümle kurarken arkadaşlar olumlu cümlelerde öznelerden sonra yani özne zamirleri bunlar biliyorsunuz ya da isim olarak da kullanabiliriz Ahmet, Mehmet gibi. Direkt fiilleri kullanıyoruz. Bakın am, is, are kullanmıyoruz. Fiili yalın haliyle kullanıyoruz. Ama he, she, it yani tekil şahıslarda, üçüncü tekil şahıslarda fiile s takısı getiriyoruz. S takısı getiriyoruz. Yine bazen biliyorsunuz s, bazı fiillerden sonra es, bazı fiillerden sonra ies geliyor. Dediğim gibi o ayrıntıyı oradan izleyebilirsiniz. Bunlar olumlu cümle kurma. Olumsuz cümle kurarken yine öznelerden sonra ya da özne zamirlerinden sonra don't ya da doesn't getiriyoruz. He, she, it de üçüncü tekil şahıslardan sonra doesn't getiriyoruz. Fiili yine yalın haliyle kullanıyoruz. Am, is, are ya da am not, isn't, aren't kullanmıyoruz. Ama bir fark fiillerdeki s takısı kalkıp doesn't'a gelmiş bakın. Tamam yani burada swims var diye yukarıda. Burada swims'deki s kalkmış doesn't da var zaten s. Bir de ayrıca getirmiyoruz. Soruda ise arkadaşlar do ya da does. He, she, it de does. I, you, we, they de do. Başa geliyor. Sonra özneler. Daha sonra fiil yani yüklemi getiriyoruz. Yine fiilin yüklemi yalın hali getiriyoruz arkadaşlar. Ink takısı falan getirmiyoruz. Mesela swimming, swimming falan gibi ink takısı getirmiyoruz. Fiili yalın haliyle getiriyoruz. İşte bu simple present tense'in olumlu, olumsuz ve soru yapılar arkadaşlar. Peki geniş zaman nerelerde kullanıyoruz? Şuralardan to show habits, ability and customs. Yani alışkanlıklarda, yetenek kabiliyetlerde, gelenek örneklerde kullanıyoruz. Örneğe bakalım. She always gets up at 6 o'clock in the morning. O sabahleyin 6'da kalkar devamlı. O devamlı sabahleyin 6'da kalkar. Devamlı yaptığı işler. He usually goes to Antalya in summer. Genelde yazın Antalya'ya gider. I speak Turkish and English. Türkçe ve İngilizce konuşurum. Gördüğünüz gibi bu bir yetenek, kabiliyet, becerim. Bu şekilde kullanıyoruz. Başka nerede kullanıyoruz arkadaşlar? To show general truth. Genel doğrular için simple present tense yani geniş zaman kullanıyoruz. Yani the world is round. Dünya yuvarlaktır. Tabii burada fiil yok. Fiil olmazsa dünya yuvarlaktır. Bakın burada bir eylem yok. Bunlarda ise am, is, are'dan hangisi uygunsa onu getiriyoruz. Mesela the world is round. Dünya yuvarlaktır. I am a teacher. Ben öğretmenim. You are in Manisa. Sen Manisa'dasın gibi am, is, are kullanıyoruz. Bir de başka örneğe bakalım daha doğrusu. The sun rises in the east and sets in the west. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Sheep eat grass. Koyunlar çimen ya da ot ikisi de olur yerler. Yani genel doğrular. Evet, simple present tense'in özeti bu. Arkadaşlar attığım linke bakarak daha ayrıntılı izleyebilirsiniz. See you later.